Sevgili seyirciler, Habertax'ta İngilizce Sınıf programından hepinize merhabalar. Yaz tatilindeyiz fakat İngilizce Sınıf programı özel konuklarıyla hızlı bir şekilde devam ediyor günlerini, haftalarını aksatmadan. Bugün de yine çok özel bir konuğum var. O da şehir dışından geldi. Ne bileyim, Türkiye'yi çok iyi tanıyan, çok iyi çok gezen, sosyal, hayatın içinde olan çok özel birisi gerçekten. Zaten Türkiye'nin çoğu da tanıyordur kendisini. İsmini söyleyince zaten birçok kişi o mu diyecekler falan ama gerçekten o kişi şu an bilmiyorum da bunun mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Kendisi buraya tatile geldi diyorum ya, artık burası bir tatil yeri Samsun. Ve benim de kapsama alanıma giren böylesine güzel insanlar olunca yani yakalarına yapışıyorum ve bir şekilde konuğum olmalarını istiyorum. Kıramıyorlar artık, bir şekilde arsızlık da ele geçmiş durumda bende, yani vücudumda bünyeyi sarmış durumda. Ve ne yaptım ne ettim valla, kendisini bir şekilde buraya getirdim ama çok mutluyum gerçekten. Çünkü bugün Erman Eran'ınla birlikteyim. Onu tanıtmak, anlatmak bana düşmez. Artık kendisine bırakacağım. Kendisi hakkında neler söylemek ister. Çünkü o kadar çeşitli, o kadar çok yönlü bir insan ki. Yani ben haddimi aşmış olurum ya da yetemez olurum. Ondan dolayı ben kendisine bırakmak istiyorum. Kendisi hakkında neler söyler. Yani kısaca Erman Eran'ı kimdir diye kendine sorarak hoş geldiniz deyip dönmek istiyorum. Hoş geldin Erman Erınıl. Hoş bulduk. Çok teşekkür Merhaba. Ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Rica ederim. Evet, tatildeyim evet. Ama çok büyük keyif buraya çok da geldim. Sağ ol, çok sağ olasın. Çünkü sohbet ediyoruz burada, evet. Yani sohbete geldik aslında. Evet. Yani abi biz bizeyiz ya, kimse yok işte, iki tane kameramız var işte yani, şu falan, o kadar yani, başka da bir şey olmayacak. Hayır, vardır ya kardeşim, 70 milyon bizi izliyor. Aynen, yok yok, öyle bir iddiam da hiç olmadı. İzlemiyorlar, hepsi arkasını döndü ama dinliyorlar. Ama ben izliyorlar diye geldim. Yok yok, onlar arkalarını döndü dinliyorlar. İzlemiyorlar. Sadece o kısmındayız yani. Peki. Ama şu an sen olduğun için herhalde birbirlerine şu an komşular şey yapıyordur. Baba bak televizyona kim çıktı işte falan filan diye. Onları da artık herhalde izleyenler de izlemeyenler anlatacaktır. Ne diyorum işte, Erman Eran'ın, Sayın Erman Eran'ın, evet. Ne bileyim. Yani, sayın demeyelim canım, tamam, sayına gerek. Tamam ama biraz mücadele edeceğim o konuda. Yani, tamam biliyorsun. O konuda biraz mücadele edeceğim ama gene de iyi niyetine sığınıyorum. Teşekkür Öyle ederim. De kolay değil yani. Teşekkür ederim. Benim sağ için. Olsun. Biraz mutluluk. Kendinden şöyle kısaca bahsedersen. Yani tabii insanın kendini anlatması zordur ama kısaca bahsedeyim. Hı hı. 1978 Ankara doğumluyum. Uzun yıllardır işte bu evet. Engelli camiasının içerisinde ve hayatın içerisinde bir mücadele veriyorum. 20 yıl önce 18 yaşındayken yüksekten sığ suya atlamaya bağlı çakıldım ve bir omurilik zedelenmesi yaşadım. Evet. Hep şöyle söylüyorum, hayatıma tekerlekli sandalyeyle koşarak devam ediyorum. Evet, kesinlikle haklısın bu konuda. Koşuyoruz yani, başka bayağı çaresi bayağı yok. Bayağı bayağı koşuyorsun yalnız. Evet. Pek çok alanda çalışmalarım var. Çok bu 20 yıl içerisinde zaten sivil toplum örgütlerinde çok çalışmalarım oldu. Hı hı. Çünkü kaza geçirdikten sonra önünüzde iki yol var. Ya kendinizi eve kapatacaksınız, evet. Ya da dışarıda bir mücadele vereceksiniz. Hayat mücadele demek, herkes için öyle. Tamam. Bizim için de öyle. Bu mücadeleye devam ediyoruz. İşte engelli sivil toplum örgütlerinde veya hı-hı. değişik sektörlerdeki sivil toplum örgütlerinde görevlerim oldu, oluyor. Halen de devam evet. eden görevlerim var. Hobilerim var, ne bileyim yani. Evet. Motor sporları, oradan otomobil sporları, tek kişilik motor sporları. Gösteri, ondan sonra... siyaset var işin içinde, köşe yazıları var, evet. Televizyon programcılığı var. Evet. Yani ne diyeyim, şimdi birçok kişi izleyecek ki, diyecek ya bu adam tamam hadi engelli de, engelli olmasaydı acaba daha mı iyi olurdu, kötü olurdu, yoksa biz bunu kaybeder miydik? Bazen arkadaşlarım söylüyorlar yani hani... yani çok ciddi bir şekilde var yani, alıyorsun hayatta. Birileri bir şeyleri bilmiş de böyle olmuştu. Vallahi yani. Yani ne bileyim, bir şey diyemiyorum yani o konuda yani takdir Allah'ın ama evet. Gerçekten... Bir değil, iki değil yani. Bir dur yani demek istiyorum. Yani. Geçen mesela Erman şey vardı, Östuran. Yani o katıldı falan. Onlar evet. da bir hiperaktiflik var. Bir Ankara'nın tadını da şeyin havasında mı var bilemiyorum. Yani aslına bakarsan tabii ben biraz daha İzmir taraflarında büyüdüm. Hı-hı. Daha Ege havasıyla büyüdüm. Evet, evet, şu anda Ankara'da yaşıyorum. Hani onu da soruyorlar bazen, nerede yaşıyorsunuz diye. İşte ikametgah lazım olduğu zaman Ankara'dan muhtardan alıyorum da diyorum yani. Onun haricinde sonrası farklı yerler. Çok fazla Ankara'da değilim. Evet. Seyahat halindeyim devamlı. Evet. Bu seyahatlerin sebebi bazen özel seyahatler, bazen de işte siyaset hı-hı. dolayısıyla seyahatler oluyor.
Bu seyahatlerde de pek çok hikaye birikmişti. Evet. Yol hikayeleri, yöre hikayeleri. Olmaz mı? Mesela Karadeniz'i baştan sona dolaştım pek çok yerine. Ve mizah anlamında Karadeniz zaten çok büyük bir kaynak yaratıyor. Tabii tabii. Yani her insan bir şey. Yalnız mesela ben Karadeniz'de onların hikayelerini anlattığım zaman gülmüyorlar. Normal çok, geliyor değil tabii mi onlara? Çok normal geliyor. Hani bize biraz farklı geliyor bu tabii, işler. Tabii. Çünkü Karadeniz'de dağlar biraz daha denize paralel olduğu için tabii. O güzel oksijen arka tarafa İç Anadolu'ya doğru geçmiyor. Geçmediği hepsini için, onlar soluyorlar. Tabii burada yüksek oranda bir oksijen var. Hep anlatıyorum işte. Yani müthiş bir yaklaşım. Gerçekten. Oyunumun adı Sakat'a geldik. Adımdan da zaten anlayacağınız üzere. O nedenle işte dedim ya, Karadeniz'de yüksek bir oksijen var. Çok güzel insanlar, çok güzel kesinlikle çalışıyor doğal. Kafa. Yani müthişler. Ben bayılıyorum. Karadeniz'e ne zaman gelsem içim açılıyor. Kendime geliyorum böyle bir. Ya insanlar doğal ama burada ya gerçekten mesela çoğu zaman görüyorsun mesela. Bir de bazı yaptıkları mesela hani biz bazen hani elimizi içerilerler ya işte kulağının öteki taraftan uzatıyorsun falan. Evet. O onların hayatında yer etmiş bir şey. Sen bunu söylediğin zaman ya bu ne olacak mı diyor yani. Tabii. Ne yapmıştın ki sen şimdi? Yani biz onu her gün yapıyoruz. Tabii. Tamam da biz dağ dolaşarak yapıyoruz yani. Dağın arkasından i̇şte geçiyoruz falan ama. Yani hani mesela İç Anadolu'da nefes alan insanlar için çok orijinal burası. Yani tabii canım. Yani hele çaycıları var, müthiş. Öyle kolay kolay çay içemiyorsunuz. Yani ben de çok seviyorum çayı. Fakat önce onların bir sorgu sualinden geçmeniz gerekiyor. Bir ritüel var değil mi önde başta? Tabii şimdi soruyor. Ula uşağım neredesin? Şimdi ben de anlatıyorum uzun uzun. Evet. İşte Ankara'da doğdum, İzmir'de büyüdüm, Ege'liyim. İşte dedem tarafından Ispartalıyım vesaire. Böyle anlatıyorum dinliyor. Evet. Olsun diyor. Olsun bitti. Buranın özel bir olsun. Kalıbı var. Yani hani buralı değilsin ama hadi olsun sana da hadi bir olsun. Çay verelim. Evet. Bunu Of'ta özellikle yaşadım. Bir Karadeniz'de Trabzon oyunumda bir ters köşe yapayım dedim. Şunlara sordum. Burada dedim Karadenizli var mı? Hani Trabzon'da soruyorum. Hı hı. El kaldıran olmadı. Peki dedim Trabzonlu var mı? Yine el kaldıran yani. Peki dedim siz nerelisiniz? Of. Oradan biri söyleniyor. Ben diyor Of'luyum diyor. Öbürü Maçkalıyım diyor. Evet. Biri diyor Sürmeneliyim diyor falan. Kendilerini ilçelerle tarif ediyorlar. Peki dedim Of'luya sordum. Sizin dedim tabelanızda hiçbir şey yazmıyor. Sadece Of yazıyor. Yani o nüfus yazar, rakam yazar. Evet. Biz direkt Allah'a bağlıyız dedi. Allah. Hakikaten yani öyle. Çünkü Of'ta oturdum işte çaycıdan çay istedim falan. O arada belediye hoparlörlerini bilirsiniz. Hani kasabalarda anonslar yaparlar, duyurular yaparlar vesaire. Belediye hoparlöründen bir ses geldi. Vedat 4 çay. Bakın her şey oraya bağlı değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iletişim yok. Yani doğrudur. Çayı telefonla istersiniz, işte diyafonla basarsın, tabii. Çırağa gönderirsin, çay istersin. Belediye hoparlörüne çay direkt belediyeye bağlanmış adam. Nasıl girmiş o hata artık değil mi? Ya düşünüyorum şimdi bu Vedat kim? Bir de Vedat'ın 4 çay içtiği günlerce konuşulur belki değil mi akşam? Bu sen çay bunun 4 çayı kiminle içtin? Karısını düşünsene içeride. Hayır. O diğer 3 kişi kimdi? Vedat çaycı şimdi bağırıyor. Vedat 4 çay getir diyor. İş kolayını bulmuşlar ama ya. Yani bu Vedat bu çayı işte büyük ihtimalle belediyeye götürüyor. Duymama ihtimali de yok. Yani bütün ilçe duyuyor. Değil mi? Direkt yani olarak yani nokta atışı ya. Tabii canım. Yani Trabzon'a devlet tiyatroları bir oyun getirmiş. Oyunda işte benim Sakat'a geldik adlı oyunumda anlatıyorum. Oyunun adı Bir Tenor Aranıyor. Tenör. Evet. Devlet tiyatrolarının bir oyunu. Afişleri asmışlar sağa sola her tarafa. 12 kişi devlet tiyatrolarına iş başvurusunda bulunmuş. Tenör olarak bir şey. Evet. Dönemin devlet tiyatroları genel müdürü Lemi Bilgin abimizle konuştuk. O anlattı. Bir kişi Ankara'yı genel müdürlüğü aramış. Demiş ki bir tenör arıyor musunuz? Ne iş yapar bilmiyorum ama ben her işi yaparım demiş. Belki de yapar ya değil mi aslında yani, enteresan yani olayı anlatsan hani beni arasa ben ona bir iş bulurdum ya. Valla da doğru da. Yani belki de yapar ya valla yani şansını denemek de güzel bir şey o özgüvene sahip yani, olmak. Yani hani buralarda da hikayelerim var mesela. Evet. Çarşamba müthiş güzel bir ilçe. Samsun'un çok güzel bir ilçesi.
Arabayla uzun yoldan geldik. Hı hı. İşte bir benzinliğe girdik. Bir Buralı Çarşambalı abimizle. Benzinlikte de ben de arabadan o anda inemedim. Yani bir nikotin ihtiyacım da var. Fakat benzinliğin içindeyiz. Hemen pompanın yanındayım ve ben bir şey yapamadım. Tabii. Yani öyle bekliyorum. O arada 25 kişilik bir minibüs geldi. Minibüsten 25 kişi aşağı indi. Pompanın yanında her biri bir yaktı. Nikotin yaktı. Evet. Ben şimdi baka kaldım böyle. O arada abimiz geldi. Abi dedim yani durum böyle böyle. 25 kişi geldi indi yaktı. Yok yok dedi bir şey olmaz yak yak dedi. Burası çarşamba dedi bir şey olmaz dedi. Şimdi burası çarşamba da o benzin pompası nereden biliyor patlamayacağını. Yani. O da çarşambalı. Yani orada patlasa çarşamba yok olacak. Tabii ki yani. Tabii ki. Durumu farkında değil ya. Yani ama doğallığıyla ortama renk atıyorlar da biraz tehlikeli bir doğallık olabiliyor tabii sonuç olarak. Yani burada enteresan. Evet. Rize'de iki tane minibüs şoförü yolun ortasında sohbet ediyorlar. Durmuşlar. Sağlı sollu. Yol kapalı geçemiyoruz. Tabii arkadan da korna da çalamıyoruz şimdi. Yani arabamış olabilir herhalde. Abiler biraz hani sinirli abiler. Yani bugün otobüs boşalır, dolmuş boş olabilir. Ondan sonra biz bekledik. En son şey dedi o diğer dolmuştaki arkadaşına bir tanesi. Seni severim ama aşk değildir dedi. O kadar net yani. Tabii yani sevgi dolu insan. Sevgi dolu insan yani. Kesinlikle. O diyorsun da bak Trabzon deyince ben de mesela Trabzon'da yaklaşık bir seneye yakın kaldım. Ya ilk gittiğim yani oranın firmada işte çalışan ofise götürecek beni arkadaş. Orada çalışan birisi olacak. Ben de hastanede oturuyorum. Karşıda da boş bir dükkan var. Yemin ediyorum sana bak bunu herkese anlatıyorum ama bu gerçekten yaşanmış bir olay. Karşıda fosforlu yazarla şöyle yazıyor. İşi bilmeyen ama parası olan ortak aranıyor. Ya gelen giden okuyor, öteki okuyor. Önünde de bir tane paspas var. Yolun ortasında böyle Arnavut kaldırımı. Yolun ortasında duruyor. Ya insanlar sağdan soldan yürürken arasından gidip o paspas ayaklarını silip kenara kaçan var. Yani işte ama o da niyetini çok belli etmiş. Tabii yani. Bir de ayakları adam atmış paspas oraya ıslak kurusu falan diye ama adam da gidip ayaklarını siliyor işte. Yani ne bileyim. Ya çok güzel tabii. Güzel insanlar. Doğal insanlar. Olduğunu yaşayan insan. Ya kafasında tabii. Şey yok yani. Tabii. Bu oyunun içerisinde tabii adı Sakat'a geldik olunca sakatlık hikayeleri tabii. Var. Yani ülkemiz zaten yakışır hani engellilik yani. Anlamında da komik bir ülke. Bombayız ya. Hepimiz tabii. Enteresan insanlarız. Şimdi ben çok seyahat ediyorum. Değişik araçlarla işte uçakla, otomobille vesaire trenle seyahat evet. ediyorum. Özellikle uçakta her havalimanında bir ekip var. Gelip beni olur. İşte uçaktan inmeme yardımcı oluyorlar. İşte bir asansörlü evet, araç getiriyorlar evet. vesaire. Bir de hava yolları kuralları var. Evet. İşte benim mesela bir refakatçim olması gerekiyor. Tabii o bayağı... Çünkü bana yardımcı oluyor. Olacakmış. Peki dedim uçak düşerse bana ne yapabilecek yani nasıl kurtaracak refakatçim dedim yani. Senin altına atlayacak o. Sen önce atlayıp aşağıda yakalayacaksın. Tabii illa refakatçi gerekiyormuş. Bu arada biz refakatçi diyoruz veya işte büyük şehirlerde Samsun'da refakatçi diyoruz ama Adana'ya gittim ben işte uçakla uçaktan ineceğim. Görevli arkadaş geldi senin zabın nerede dedi. Zabın dedim yani düşünüyorum nedir diye sahibin refakatçin nerede demek istiyor. Senin zabın nerede dedi. Düşündüm. Dedim ben yalnız geldim zabsızım beni saldılar geldim dedim. Yani. Allah yani. Zabın nerede? O iyiymiş ya. Yani zabsız geziyorum. Vallahi yani. Senin var mı zabın? Olmaz mı yani benim zabım anam yani anasız gezmem ben anasız çıkmam. Allah başından eksik etmesin de senin tabii durumun benden daha iyi. Mesela o uçak olayına ben birkaç defa bindim tabii uçağa engelli olduğum zaman içerisinde o hani şey getiriyorlar bir sandalye getiriyorlar ya bar sandalyesi gibi kocaman yüksek. Evet, evet. Ya ben ona oturamıyorum mesela. Sağa düşüyorsun, sola düşüyorsun, adam seni tutuyor, kaldırıyor, kamper içinde kalıyor. Bir de bizim, sen de farkındaysan cam kenarına oturtuyorlar. Evet. İlla cam kenarına oturacak. Ya üç koltuğu atıp atıl vaziyetteyiz ya. Onu ya garantiye engel... alıyor. Yani tabii, düşerse hani o zaten gitsin. Yani kimseye de engel olmasın yani. Orada zaten beton beyaz çukurda durumu farkındadır yani. Tabii. İlla beni kaç keresine oraya tuttu. Ya kardeşim geçemiyoruz işte ya. Bacaklar uzun, ayaklar uzun yok kardeşim, işte, uçak kalkmaz diyor. O işte düşerken başka birini engellemedi. Tabii üstümden atlayacak. Yanında da annem var. Annem de diyor ki ben nasıl onu bırakayım kaçayım diyor zaten diyor ya. Yani onu anlatana kadar o strese falan bayağı bir sıkıntı tabii, yaşıyoruz. Zorluklar yaşıyoruz. Yani, değişik engel gruplarında arkadaşlarım var. Onları da anlatıyorum ben oyunda. Mesela bir beyin felçli dediğimiz, evet. işte bizim az evvel bahsettiğimiz Öztürk'ün gibi bir arkadaşım var.
zor konuşuyor, evet. zor hareket ediyor, kekeme üstüne evet. bir de, çok uzun konuşuyor. Evet. Mesleği de avukatlık. Aman ya. Şimdi tabii burada böyle uzun uzun onun kekemelerini Zormuş. Anlatamam ama bana bir gün bir şey söyleyecek. Uzun 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 işte ismimi söyleyene kadar zaten bir evet, iki dakika evet. geçti. Sonunda şunu anladım. Bir yarım saat vaktim varsa 5 dakika bir şey anlatacağım dedi bana. Ya dedim peki tamam anlat da şimdi. Sen dedim bu halde dedim nasıl avukatlık yapıyorsun? Evet gerçekten yani herkesin öyle bir sabrı olabileceğini evet. sanmıyorum yani. Şunu söyledi. Hakimi o kadar bunaltıyorum ki davayı benim lehime veriyor. Kaybetmeme şansım yok. Evet, çok başarılı bir avukat yani. Ama otobüse biniyor. Yani veya dolmuşa biniyor. Şurada ineceğim diyene kadar 2 durak geçiyor. Allah dönüşteki şeyi yakalayacak artık. Turu yakalayacak. Onların gerçekten heyecanlandığı zaman mesela Erman'da da ben gördüm. Aslında bir de ayrıntıya da girmek istiyorlar. Evet. Ama işte ayrıntıya girmek isteyince şimdi tabii biz biliyoruz, tanıyoruz. İşte zor hani, konuşanın evet. çenesi düşük olanı çok kötü oluyor. Değil mi? Öyledir ama işte. Ama ne yapsın onlar da gerçekten zor bir iş ya. Evet. evet Kendini yani. İfade edememek. Biz herkesin... tabii bunu mizah yoluyla tabii. anlatıyoruz. Ben Hı-hı. işte aslında oyunların amacı, en baş amacı o. Bir farkındalık yaratmak, o mizahın Hı-hı. gücünü kullanmak. Çünkü insanlara bir şeyleri anlatabilirsiniz. Ciddi ciddi bir saat anlatmaya Kesinlikle. Kalkın. Kimse dinlemez. Ne hep yapılmadı mı zaten? Kravatla evet. takın elbiseyle insanlar kalkıp mesela serebral palsiyi anlatıyorlar. Evet. Herkes oturup ciddi ciddi dinle. Program bitti bitti. Her şey bitti. Evet. Ama yani kimse ama bir şey öğrenemedi. Tabii, hiçbir şey öğrenemedi. Yani serebral palsisi ipi mesela Erman gelip bana anlattığı zaman kendisi şey dedi biz bir yani spastikle bir zihinsel engelliler arasında pardon bedensel engellilerle zihinsel engelliler arasında sıkıştırılmış bir şeyiz yani. Evet. Şimdi sen beyin felci diye bir adama Erman'ın yaptıklarını yapması mümkün mü? Beyninden zehir almış birisi. Şimdi bunun birisi. Türkçe'de beyin felci olarak nitelendiriyorlar evet. ama beyin felci ne demek? Beyni çalışmayan o yani. Demek. Yani o da yanlış bir evet. bence terim. Adam hiç kalem kullanmadan ilk okulu bitirmiş. Evet. evet. Yani öyle enteresan bir adama da sen kalktın. Onu da, Erman'ı da anlatıyorum. Yani evet. onunla da hikayelerimiz var. Siz işte sizin en güzel tarafınız da yani ben o şansa eriştim. Sizleri tanımak oldu da. Ankara'da güzel bir ekip de var. Erdem olsun, Erdem Öksüz tabii, sağ tabii. olsun. Tabii tabii. Erdem zaten ekibimizin baş kahramanı. Değil olması, mi? Herkesi bir araya getiren öyle. Erdem de işte engellilerle çok ciddi bir tiyatro çalışması yapıyor. Yıllardır. Evet. Devlet tiyatrolarında oynanmış oyunları oynuyor. Ben de aslında o Yön Sanat Hı-hı. Atölyesi şemsiyesi altındayım. Ben de oyunlarımı Hı-hı. onlarla oynuyorum. İşte beraber çalışıyoruz. Benim oyunumun da yönetmenliğini, evet. danışmanlığını yapıyor. Yine yönetmen abilerimiz var, evet. Yusuf hocamız var. Çok değerli hocalarımız var. Yusuf Aksöngür'e evet, de evet. buradan selam gönderelim. Çok güzel bir ekibimiz var. Öyle kör topal hikayelerimiz çok yani. Hani bir araya geldiğimiz zaman. Ne güzel. Evet. İşte ben istiyorum ki aslında hep böyle insanlar bizlerin hani böyle nasıl diyeyim, işlerine girdikleri zaman hani bu muhabbetlere, bu şeylere de dahil olabilsinler. Şimdi hani bizim sohbetlerimize evet. tanık olan bazı arkadaşlar, tırnak içerisinde evet, evet. engelsiz arkadaşlar bir süre sonra alışıyorlar ve onlar yani, da dahil oluyor. Bağımlılık yani. Yapıyor değil mi? Tabii tabii yani mesela bir körle maç izleme kadar zor bir şey yok. Yani. Durumunu anlatana kadar. Kör arkadaşım var, çok hasta Fenerbahçeli. Hani bir Galatasaray Fenerbahçe maçında beraber izliyoruz. Evet ses olarak dinliyor ama bazen evet. pozisyonları da soruyor işte ben de evet. Betimleme yaparak anlatıyorum. Penaltı oldu, saha karıştı, işte hakem Hadi kartlar anladım. Çıkartıyor, bizim maç izlediğimiz yer karıştı. Arkadaş, o hala bekliyor ne oluyor diye. Arkadaş durdu durdu, bir bağırdı durun dedi, ben gördüm dedi. Orada tartışan herkes döndü ve baktı şu ne oluyor diye. Durun ben gördüm Sessiz. Dedi. Penaltı değildi dedi. Orada her şey bitti evet, zaten. Evet, daha vardı kapatalım konuyu adam görmüş. O bile gördükten sonra biz neyi tartışıyoruz ki değil mi? Evet. Yani bu olayların başında hep Metin Şentürk var. Ya bu olayları hep böyle patlatan, ortaya çıkartan böyle. Tabii o çok rol oynadı çok bayağı. Çok tanınan, popüler bir göz önünde olan karakter. Birisi olarak. Metin abi ben de çok severim, ben de tanırım. Zaman zaman bizim de sohbetlerimiz evet. oldu. Bana da çok feyiz vermiştir. Onun öyle bir havası oldu ki yani öyle bir hava yarattık etrafında. Şimdi Türkiye'de birçok kişi onun gördüğünü bile düşünüyor yani. Evet. Ya görme engellilerle zaten mesela... Mesela tavla oynuyor. Evet, araba kullandı müthiş mesela. Müthiş tavla oynar. Yani sürat yarışması falan yaptı bir ara. Sürat denemesi yaptı. Denedi, durmuyor evet. yerinde.
çok başarılı da oldu. Evet. Hani oradan işte otomobil sporlarını da ben anlatayım. Evet, oraya da girelim. Yeri gelmişken. Evet, Metin abi onu yönlendirdiler. Hı hı. Saat yönleriyle 1, 2, 3 gibi biraz direksiyonu çevirerek. Hı hı. Uzun bir havalimanında, bir kapalı alanda hız denemesi yaptı ve çok başarılı oldu. Otomobil sporları maceramıza gelince ben EMOK açılımı ne? Engelsiz Motor Sporları Kulübü. Tamam. EMOK. Ben EMOK başkanlığını yapıyorum. Evet, onun başkanlığını yapıyorsun. O görevi verdiler. Evet. Ben kaza geçirmeden önce de yarışıyordum. İşte babam da eski bir yarışçıdır. Aileden gelen bir şey. Evet, 15 yaşından beri o otomobil sporları camiasının içerisindeyim. Evet. Emre Yerlici o zaman yarışırdı. Evet. Ben de onunla beraber başlamıştım çok genç yaşlarda. Sonrasında düşündüm, ya bu ülkede engelliler çok fazla otomobil sporlarıyla ilgilenemiyor. Neden ilgilenilmesin? Dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Var mı? Ben tabii. De hiç mesela bir yarışta kaza geçirip bacaklarını kaybeden Alex Zanardi var. Hı-hı. Sonra da yarışmaya devam etti. Arabayı kendisi mi kullanıyor? Co-pilotluk dediğiniz türde şey mi? Kendisi kullanıyor. Yine bir İtalyan yarışçı var. O da tekerlekli sandalyede. O da halen yarışmaya devam ediyor. Bir de duyduğuma göre ilk başladıkları bir şeydi de bağımlılık yapıyormuş. Adrenalin çok fazla. Evet. İçinde işte otomobil sporlarına dönüş o adrenalin merakından oldu aslında. Arkadaşlarla bir araya geldik. İşte Erdem Öksüz de uzun yıllardır otomobil sporlarının içindeydi. Ankara Otomobil Sporları Kulübü başkanı arkadaşımızdı. İşte yönetim arkadaşlarımızdı. Onlarla konuştuk. Dedik ki bunu hem de bir çalışma olarak yapalım. Yani genç arkadaşlarımızı da bu dünyaya kazandıralım. Ve EMOK'u kurduk biz işte, Engelsiz Motor Sporları Kulübü'nü. Ankara Otomobil Sporları Kulübü ile ANOK'la beraber ve kardeş kulüpler olarak yolumuza devam ediyoruz. Hem genç arkadaşlarımızı bu spora yönlendirirken mekaniker, tekniker, işte yarış gözlemcisi, yarış hakemi, sadece yarışçı olarak değil, bu çok geniş bir yelpazede bu konu. Onları da yönlendirelim dedik. Çok başarılı arkadaşlarımız var. İşte bu go-kart dediğimiz karting, esası kartingtir. Karting kullanan arkadaşlarımız var. 90'lı yıllarda yine bir engelli abimiz vardı, Uğur Börekçi. O yarışırdı. Ben de ondan sonra Türkiye'de ikinci yarışan sakatım diyebilirim. Ben işte halen devam ediyorum. Tırmanma yarışlarında, işte rallilerde zaman zaman. Tabii bu iş çok zor bir spor. Şöyle zorlu ve pahalı bir spor. Hani futbol oynasanız bir sahaya, topa ve ayakkabıya ihtiyacınız var. Fakat otomobil sporlarında bir yarış otomobiline ihtiyaç var. O nedenle de iyi bir sponsora ihtiyaç var. Buradan sponsorlara da seslenelim. Yani destek olsunlar, bize destek olsunlar lütfen. Mesela ben bu sezon sponsorluk olmadığı için yarışamadım. Evet. Ciddi bir kayıp oluyor sen o zaman, bulunca zamandır. Evet. Hem bu işin içindesin. Mesela geçtiğimiz sezon tırmanmada en iyi engelsiz sporcu ödülü aldım. Çünkü zaten başka engelli sporcu yoktu yani. O da güzel. O da güzel ama bu gidişle de zaten eğer sponsorlar dikkat etmezse, ilgi göstermezse sen tek ve özel olarak kalacaksın. Yani ben de bunu istemiyorum tabii. Evet, biz bir de özel bir kategori olmadığı için diğer normal arkadaşlarla beraber yarışıyoruz. Evet. Ben de isterim ki tabii iyi bir sponsorum olsun. Ben de onlarla dişe diş mücadele edeyim. Ve o sponsora da çok bu mecrada yer almasını sağlayalım. Yani çok aslında onlar için de avantajlı bir konu. Yani farklı bir aslında renk olur ya, öyle diyelim değil mi? Tabii. Yani neden olmasın ki, hani yurt dışında da söylediğin gibi böyle yurt dışında pek örnekleri çok varsa. Var. Ama tabii bizde biraz bu tip şeyler lükse kaçtığı için. Hani ya, lüks, ya da ya lüks benim gibi diyeyim. Görüyorlar aslında, değil. Bakın bugün otomobil sporları yüz binlerce seyirciyi hem televizyon başında hem de bir formüle yarışları etaplarda tabii çeken bir spor. Tabii yani. Burada sponsorların yapacağı tanıtımlar çok büyük geri dönüşleri oluyor. Yani ben şeyden biliyorum, yani mesela bir Formula 1 yarışları yapılacaktı en kötü ihtimal. Belki senin söylediğinle alakası yok ama o tabii, dünya çapında bir şey. Bunlar motor da öyle sporlarının en zirvesidir Formula. Değil mi? Tabii.
Ama ne kadar önceden gelip mesela işte pist hazırlandı, yok İzmir'de mi yapılsın pist, İstanbul'da mı yapılsın, işte uzun saçlı bir arkadaş geldi. Çok büyük, beyefendi bir çok arkadaş. Büyük paralar. Yani neler neler dönüyormuş. Halbuki biz izliyoruz arabanın diye gidiyor yani, bir şey yok ama. Bir de şu mesajı da vermek istiyorum. Türkiye'de insanlar otomobile çok meraklıdır. Çok. Ve hız meraklarını da trafikte gidermeye çalışıyorlar. Hem de fazlasıyla yani. Ve bunun sonucunda da biliyorsunuz pek çok kaza yaşanıyor. Bizim gibi insanlar oluyor ondan sonra. Ben isterim ki tekerlekli sandalye bu arkadaşlar gelsinler. Bu yarış etaplarında trafiğe kapalı, güvenlikleri alınmış özel otomobillerle, özel kıyafetlerle, koruyucu enerjilerini versinler. Şey. Tabii orada atsınlar o enerjiyi. Tabii. Yarışsınlar yani, bu işi gerçekten hani tam profesyonel olmasa bile yarı profesyonel olarak yapabilir. Ya hevesse bile onu al orada yani, değil mi? Tabii. En azından trafiği aklı selim bir şekilde çık. Trafikte yani. Bir de bu güdünüzü, içinizdeki evet. O sürat güdüsünü yarışlarda giderirseniz trafikte evet. Hızlı otomobil kullanmazsınız, kurallara uyarsınız. Ya bir tabii yani lafını kesiyorum ama şimdi 90 kilometreden sonra bildiğim kadarıyla mesela arabanın artık yerle teması iyice azalıyor. Yani şöyle yani bir örnek veriyorum. Bunu en azından sen o 90 kilometreden sonra yapabileceğin manevraları yani bilfiil orada tecrübe ettiğinde kendi arabanda bunların ne kadar zor ve anlamsız olduğunu göreceksindir. Bunu şöyle anlatabilirim. Piyasada yıllardır olan bu Doğan Şahin hani evet, otomobiller evet. Var ya, tekerlekli tenekeler. Kuş serisi. Tenekeler, kuş serisi. Onlar 120 kilometre hızla giderken bir tekerinin yere bastığı kuvvet 4,5 kilo. Hiçbir şey. Yani bakın 4 teker 4,5 evet. Kilodan yere basıyor. Neredeyse havada gidiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu teknik olayları bilirseniz evet. O otomobili trafikte çok daha kurallara uyarak kullanırsınız. Ama biz o otomobili o kadar hallere sokuyoruz ki uçak yapacağız artık. Evet. Yani harbi bir adam Şahin'e çevirmeye çalışan tipler var yani. Tabii Doğan görünümlü Şahin. Doğan görünümlü Şahin ama direkt uçağa daldı herif. Mesela kanatlı manatlı. Yani kapısında nasıl uğraşıyorlar onun üzerinde ben de anlamıyorum. Öyle bir neler modeller var ya. Turbolar falan. Araba yerde gidiyor falan. Arkasında kocaman bir kolon duplus duplus. Hani bizde şey var ya böyle kavurma kazanı. Tabii. Onun gibi bir şey koymuş arkada. Bof 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 diyor falan ama yani. Her gördüğümde de enteresan geliyor ya bana. Bunlar ya sen bunu niye uğraşıyorsun ya? Özel bir 3 liraya veriyorsun işte. 100 liraya tamirini için bunu tabii. Yapıyorsun yani kapısını kilidini. Tabii bacasını. Ben de parayı bulursam bir tane Doğan Gönül'ün Şahin alacağım yani. Ama yani bazıları da insana baktırtıyor ya ne yaptın kardeşim sen ya bir dur ya bir dur. Yani ne bileyim işte öyle geliyor. Otomobil sporları diyorsun da benim de çok özel bir anım var. Reç Koçu Bey. Evet. Duymuşsundur rahmetli. Tanıyorum. Yani babamın esas çok ciddi mi? Arkadaşım. Ya benim ona kol pilotluğu yapmışlığım var. Ve yani çok enteresandır. Range lisedeyken evet. Bir trafik kazasında evet, kaybettik. Evet, o da bir trafik kazasında kaybetti. Yani, kızı devam etmeye çalıştı ama sonra ne oldu bilmiyorum. Ben enteresan bir şekilde çok es kaza. Onu çok iyi tanıyan birisiyle işte İzmir'de bir yarışına gitmiştim. Onu izleyecektik ve onunla tanışacaktım güya. Yani samimi olan komşum vardı. Konuştuk falan, sonra bunun bir arkadaşının kol pilotu gelmemiş. Bu biraz acemiymiş. Benim arkadaş dediğim kişi benden büyük tabii, ağır abimizdi. Onun yanına verdiler. Bu da bana döndü şöyle bir baktı yukarıdan, uzun boylu ince bir adamdı kendisi de. Dedi bu ne iş yapar dedi falan. Tamam falan böyle tıfıl öyle kendisi ne olacak. Bu da benim yanıma otursun bari dedi. En azından parkuru bir denetleyelim dedi şöyle. Yani ekonisiz parkuru görüyorsunuz falan gittiğiniz evet, yerde. Yol notu çıkartıyoruz. Evet. İşte onu benim yanına aldı falan ama ilk 10 dakikayı ben hatırlamıyorum ya. Orada zaten uçtum ben yani ilk 10 dakika. İki viraja girdi. Ben virajdan sonrasını yani iki tane dua mı ne biliyordum o sıra. Diğerleri bile aklıma geldi ya. Diğer 20 tane dua ezberlemişim artık. Allah kitap bu da hem araba kullanıyorum. Bir taraftan da beni şey yapıyor, bakıyor. Ben de ona ilginç geliyorum. Bakalım ne olacak şuradaki tepkisi. Ben böyle bir tip. Ne zaman bayılacak diye mi bakıyor? Aynen ona bakıyormuş mu ya, tamam mı? Neyse oraya 10 dakika yatlattık falan, baktım artık tamam yapılacak bir şey yok. Döneyim mi dedi. Artık ben dedim her şeyi öğrendim dedim. İlahi adalete doğru gidiyoruz dedim yani. Yani Allah'ım sana geliyorum. Devam dedim gittik işte neyse parkuru döndükten sonra oluk asıl co-pilotu geldi aldı beni ama ben aşağı indiğimde içtiğim kafama döktüğüm su oturduğum dizlerim üzerine çöktüm toprağa öpüyorum falan öyle bir garip bir şekil almıştım. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Halbuki ben yarış otomobilinin içinde kendimi çok daha güvende hissediyorum. İşte ben ikinciye binseydim belki güvende hissederdim. Trafik daha tehlikeli yani onu söyleyeyim. O ayrı. Pek çok abimizi, böyle yarışçı abimizi evet. Biz trafik kazalarında kaybettik. İşte Range Bey de al toprağı evet. Ebol olsun Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani çok değerli. Mesela yani trafikte şimdi mesela ben şeye çok dikkat ediyorum, bizim gurbetçilerimiz var.
Evet. Geçen de mesela sosyal medyada paylaştım bunu. Ya adam orada yapamadı, her şeyi burada yapıyor. Altına almış 2000 silindir motor. Yani ne bileyim, benzin istasyonu mu var senin, ne varsa 3000. Abi slalom yapıyor arabaların arasında. Ben en son bir Almanya seyahatimde bunu sordum. Ama neden, orada hiçbir kurulaşma yok. Neden böyle dedim, evet orada şey. Orada mesela polis çevirmesi de yok. Fakat kurallar o kadar sıkı ve denetim, ki, işte elektronik denetimler o kadar yüksek, evet, ki asla hani o kuralı çiğnemeyi akıllarına dahi getiremiyorlar. Fakat biz Türkiye'ye geldik mi bu kurallardan çok bunaldığımız için burada coşuyoruz, nefes ya, alıyoruz diyorlar. Yani hani böyle fabrika ayarlarına dönüyor. Tamam, buraya gelince yani öyle bir coşma durumu var ya. Yani. Halbuki o medeniyeti görmüş bir insanın burada aynı kuralları lazım, burada da uygulaması lazım ki buradaki insanlara da örnek olması lazım. Yani. Bir bakıyorsun abi adamın altında, yani nasıl söyleyeyim sana? Bu arada abi dedim sana, fark ettin mi? Ya işte o şey, o samimiyet, samimiyet gitti, koptu gitti yani, var ya. Kusura bakma, edelim, çok özür diliyorum. Hayır vallahi, lütfen yani. Yani böyle olaya bak mesela, gerçekten ya. Sen o kadar da böyle yaklaşım varmış Aydın abi, neyse. Ben çok şeyi sevmiyorum yani, öyle işte sayınlar, beyler falan. Öyle değil mi ama? Yok, sen biz daha bey olamadık yani. Yok, olmuşsundur, olacaksındır, olmalısın da. Gerçekten özelsiniz, vallahi özelsiniz. Ben sizin sahadaki yani neler yaptığınızı, hani biz burada espriye vurduk konuşuyoruz böyle falan ama neler yaptığınızı da çok iyi biliyorum. Yani sahada işte gözlerle, engelli hakları, evet, anlamında bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Hı-hı. Yöresel değişiklikler olabiliyor. Yani Artvin'le, evet, Adana arasında, engellilerin hayatı arasında, evet, çok büyük değişiklik oluyor. Mesela Artvin o kadar yüksekte zor ve bir, yer, bir dağın yamacına kurulmuş döne döne bir yer ki. Çıkılan bir yer. Tabii beni yukarıdan bıraksanız dedim, ben hopaya kadar giderim dedim. Gidersin yani sandalyeyle. Öyle bir yer. Dediler ki Artvin'in şoförü hayatında bir kere kaza yapar. Bir de öyle bir şey var, bak çok güzel bir konuya değindim. Tabii mesela, uçuyor gidiyor yani. Evet yani o gitti bir gitti. Ama Türkiye'nin en iyi şoförleri de Artvin'den çıkarmış yani. Orada öyle olmak gerekiyor. Değil mi yani, mesela tabii, ben kar yağdığı zaman mesela benim bir okul arkadaşım vardı. Yani Alpay Gültekin, selamlarımı gönderiyorum, kendisi de Ankara'dadır. Yani adam ne bileyim durmadan rampa yukarı araba kullanıyorsun karda buzda yani. Tabii ya çıkıyor ya iniyor. Ya iniyor, hiçbir şansın yok. Hiç düzlük yok. Hiç düzlük yok yani. İşte o anlamda engeller için de zor bir coğrafya. Çok zor bir yer burası. İşte evet, dediğim gibi pek çok yerde bu konular, hı-hı, değişebiliyor. Türkiye'de genel haklar olduğu gibi yörelerde de sorunlar var. Evet. Bu anlamda ben yıllardır işte hem sivil toplum, işte biraz da bir siyasetin içerisinde, evet, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü siyaset hayatımızı düzenleyen en üst merci. Tabii. Söz sahibi olmamız gereken bir yer aslında. Söz sahibi olmamız lazım. Orada bizim bulunmamız lazım. Kendi haklarımızı, evet, savunabilmek veya gerekli düzenlemeleri yapabilmek, evet, için. Fakat orada da engeller yaşıyoruz. Evet. Umarım gelecekte biraz daha bu konuda başarılı olabiliriz. Şu anda çok başarılı değiliz siyasette. Hiç çok değiliz, yer almak konusunda. Hiç değiliz. Ben yani o konuda kesinlikle bunu, evet, söyleyebilirim. Tabii ki sen falan yani birkaç kişinin çabası olacak işler değil bunlar. Hiç kusura bakmasınlar. Tabii. Devamlı sümen altı edilen konular var, yasalar var. Biraz da bizim engelli toplumunun bir araya gelip toplanıp bize destek vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu büyük toplumu hala göremiyor. 8,5 milyon diye klişe bir rakam var. Yok %12'si diye klişe bir rakam var. Evet. Yani şimdi her yere göre bu farklı. Bir de bunun sayılmayan kısmı da var. Rakamlar çok bence önemli değil. Evet. Bakın engelliyi de tek başına düşünmemek lazım. İşte ailesini bir de. Ailesi var, o cümleyi, komşusu var, tabii, akrabası tabii var. Onlar da etkilenecekler tabii mutlaka onun hayatından. Evet. Böyle düşündüğümüz zaman Türkiye'de çok büyük bir kitle. Ama bir araya gelemiyor ne yazık. Vallahi Samsun'da işte gelemiyor ki, Türkiye'de nasıl gelsin? Evet, ben Samsun'da. Ama çok da güzel örnek oluyorlar yani şu an mesela bizim siyasi parti liderlerimiz. Yani onlar gelemiyorlar bir araya. Evet. Onlar zaten herhangi belli bir konuda uzlaşamazken bize de zaten bahane açık, onlar uzlaşamazken bana ne kardeşim gibisinden. Bir de bize diyorlar ki siz bir araya gelemiyorsunuz. Bir yani araya siz geliyorsunuz da. Evet yani. Hadi geliyorsunuz da sonra ne oluyor yani? Bir ayrılış oluyor ki tam ayrılış. İşte yani bamya çorbası içiyorlar. Ha, evet yani her şekilde bir kırmızı çizgiler, bir şeyler alsana işte şu an ortalık karışık bir şekilde. Ülkemiz çok zor ve üzücü günlerden geçiyor. Kesinlikle. Çok yani üzücü. Bunu da söylememiz lazım ki hani biz burada evet bir sohbet yapıyoruz ama bir yandan da içimizin kan aldığımız dönemler çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Yani ya istediğin için kadar ya bak istediğin kadar zihinsel engelli ol ya. İstediğin kadar şey ol, şu an canı yanmayan insan yoktur herhalde. Şu evet ortamın gerginliğini gördükçe. Çünkü biz çok farklı insanların, farklı işte
yörelerin bir araya geldiği ve o bir arada çok güzel işler yaptığı bir toplum. Yıllarca öyle yapmadık bir milletiz. Mı? Evet. Yani biz niye ayrışalım ki? Tabii değil mi yani? Bizim komşularımız da değişik. Ermenisi var, Süryanisi var, Alizivisi var. Ne bileyim ya, ben hep şunu söylüyorum ya, bilmiyorum sevgili Erman katılır mısın? Eğer şu Türkiye'de yediğin, içtiğin, dinin, dilin, ırkın herhangi bir konuda, yani şu Türkiye coğrafyasında öteki olmadıysan sen bu ülkeyi tanımıyorsun demektir. Evet. Yani bir yere gittin mesela, bir Lazlarlar arasına girdin. Yani lahana çorbası var. Aşağıya gidiyorsun Adana'ya. Adana'da işte bir Adana kebap. Öteki tarafta herkesin farklı bir şeyi var. Bunların müzikleri var. Yıllarca bir mozaik olarak bunu yaşamışsın. Ama sen İstanbul'da, Ankara'da oturup da bunları tanımadan etmeden hakem kesersen işte ortaya bir şey çıkmaz. Yani bir yerde öteki olman lazım. Bak, mahalle yerlerde olma şansın çok yüksek. Mahalle kültüründen büyüdüyseniz, yetiştiyseniz o mahallelerde böyle çok değişik karakterler vardır. Neler vardı ya, benim çocukluğumdan işte düşünüyorum. Bunları görerek büyüdüyseniz ülkede bölücü değil birleştirici olursunuz. Olamazsın ki ama. Yani mesela ben diyorum ya, ben Bingöl'de doğdum. Ayvalık'a gittim. Gençliğim okuduğum şey 4 yaşından çıkmışız, oraya gitmişiz. Ve orada doğduğum yerden dolayı ötekiydim. Yaşadığım yerden dolayı da doğduğum yerde ötekiydim. Ondan sonra okumak için Erzurum'a gittim. İki taraftan dolayı orada ötekiydim. Sonra Trabzon'a gittim. İşte şekil şemal olarak orada komple ötekiydim. Ufay efendim şuydu. Ondan sonra askere gittik. Bilecik'teydik işte. Sonra şuydu buydu. Ya ben en çok şeyi nerede gördüm biliyorsun. Onu anlatmadan edemeyeceğim. Ya adamlar mesela, hani biz kura çekiyoruz yedek subaylar. Evet. Artık ondan sonra gideceksin yere falan. Ya o mesela arabayla geliyorlar. Mesela bazıları Tuzla'ya gelirlerdi. İstanbul Tuzla'da acemiliğimizi yapıyoruz. Adam Mercedes'e gelen tipler mi demezsin, motorla gelenler. O kuraya çekerken var ya, ağlayan böyle dizlerinin üzerinde. Adam İstanbul'dan başka bir yer görmemiş ki. En fazla gittiği yer Bodrum işte. Ya benim Güneydoğu'ya çıkarsa ben ne yapacağım, ben Doğu'ya çıkıyorum. Koca koca adamlar. Orası da bizim ülkemiz. Evet yani dün değil evveli gün sen hakem kesiyordun ya. İşte anlatıyordun, şuydun buydun, şöyleydin, kraldın, bir kere paşaydın. Refahı bütün ülke geneline yaymamız gerekiyor. Yani kesinlikle belli bölgelere değil. Dengesizliğe yarak olan değil mi? Yani ben işte geçtiğimiz yıl Almanya'da engelli sivil toplum örgütlerini ziyaret ve engelli iş atölyelerini incelemek için gitmiştim. Bir gözlemim şu oldu, şehirleri çok kalabalık değil, işte fabrikaları ya da iş yerlerini bütün ülke geneline dağıtmışlar. Nüfus belli bir yerde toplanmıyor, her yerde bir şeyler var. İnsanlar işlerine yakın yerlerde çalışıyorlar. Ülkenin sağı, solu, ortası, yukarısı, aşağısı diye bir şey yok. Refahı dağıtmışlar her yere. Engelli iş atölyeleri çok etkilemişti beni. Evet. 100 kilometre çapında yerlerden engellileri servislerle alıyorlar. İşte belli merkezlere getiriyorlar. Orada ne yapabiliyorsa, çok ağır engelli de çalışıyor, hafif engelli de çalışıyor. Ağaç işleri, metal işleri, mesela çok ağır engelliler paketleme yapıyor. Evet. Firmalar, büyük firmalar oralara iş veriyor. Bu insanlar hakikaten orada çalışıp, üretip maaşlarını alıyorlar, sigortaları ödeniyor. Evet. Ve hayatın bir ayrım içerisinde... Yok. Yani bir engelli maaşı diye bir şey yok. Hayır yok. yani o katma değeri yaratıyorlar hayatın içinde, o çok önemli. Yani... Çok güzeldi. Ya bilhassa ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim de yine bak, sen oraya iş giriyorsun, ben buradan bağlıyorum. Şimdi Orhan Derman diye birisi tanıştım ben Hacettepe'de. Ergen sağlığı ve gelişimi uzmanı. Evet. Bölüm başkanı, gittiğin zaman Ankara'ya Hacettepe'dedir kendisi. Çok dolu, çok güzel bir insan. Tanışmanı da tavsiye ederim kendisiyle. Onunla bir program yapma şerefine nail oldum. O da aynı senin gibi böyle Ankara'dan geçerken hop diye atladım üzerine, duydum ismini. Seminere gelmişti buraya kendisi. Ya bana şöyle bir şey söyledi. Hollanda'ya gitmiş kendisi. Hollanda'da Down sendromlar bir işte firmada çalışıyorlar. Bu gitmiş işte sormuş, yani niye sen Down'san? Bunların ücreti mi düşük oluyor falan? Yok demişler, yani öyle bir şey yok. Ya bu adam saat 8'de başlıyor, akşam 5'e işi bırakıyor. Tek bir randıman eksikliği yok. Evet. Ve 5'te senden ayrılırken sana teşekkür ediyor. O yüzündeki tebessümle işini yaparak devam ediyor. Yani öğlen yemeğini yiyor, gayet rutin, kaçma maçma yok, keyif alıyor. Ve düşün, o kadar saat çalıştıktan sonra gelip sana teşekkür etmeden gitmiyormuş. Adamın ya iş yeri uzak, yani oturduğu ofis yukarıdaymış. Herkes sırayla gülü oynaya gidip ona teşekkür ediyorlarmış. İşte bizim de bu kültürü oturtmamız gerekiyor. Yani engelli insanlar da çalışır, üretir. Hani kesinlikle. Bu, yani bunun engelli yani hayatta. Denemiyoruz bile yalnız, farkında mısın? Birçok şeyler elimizden geçip gidiyor. Biraz düşünceleri yani değiştirmek zihniyette gerekiyor. Zihniyette bir sıkıntı var biliyor musun? Yani tamam, hadi gündem dışıyız. Hani her zaman sümen altı ediyoruz ama nereye kadar ya?
biraz da yani bize de baksınlar yani bu evet. yapılması. Çünkü istediklerimiz o kadar çok elzem şeyler değil. Hani ulaşabilirlik ve erişebilirlik. Hani sen benim buraya mesela bu kanala gelip erişebilirlik sağladıktan sonra işte sen de buraya demek bir şekilde... Demek ki engelli değilsin. Yani bir şekilde şimdi bakıyorum ben mesela program sunucuları. Herkes oturuyor kardeşim. Ama bu son zamanlarda hiperaktifler çıktı. Ortalıkta mesela geziyor. Hop oraya dalıyor. Hop bu tarafa, hop bu tarafa, hop bu tarafa. Yok kardeşim öyle delikanlı olacaksın. Oturduğun yerden yapacağım bu işi. Tamam mı? Ondan sonra da denesinler. Evet, yani, oturduğu yerden vallahi, ha, ama o zaman da bizim ayağa kaldıran sandalyelerimiz var. Evet. Yani alırım kıyarım paraya şerefsizim var ya satarım sana. Benim mesela burada dolaşan bir tip görürler yani. Hikaye de oradan çıktı. Evet. Şimdi ben bu hikayeleri, oyundaki hikayeleri arkadaşlara anlatıyorum. Ya işte içinde komedyen arkadaşlar da var. Sen de bir stand-up yapsana yani o ayaküstü komedi. Yapamam yaparsın, yapamam yaparsın. Böyle inatlaşıyoruz. Dedim ki arkadaşlar bakın benimki bir kere stand-up olmaz. Teknik olarak mümkün değil. Bu sit-down olur yani oturarak da işte. Evet. Ama güzel de olur olmuş da zaten. Yani hikaye buradan ben başlıyor. Erdem'den falan da duyuyorum gayet de güzel olmuş. Devam edeceksin herhalde. Evet devam ediyorum. Etmelisin işte, de yani. Köşe yazılarım kadar, devam ediyor. Bir internet portalında köşe yazıyorum. Orada biraz daha rahatım. Nasıl istersen bazen gündeme dair, siyasete dair, bazen aşka dair. Evet. Böyle pek çok değişik konuda yazı yazıyorum. Bir yandan işte siyasi çalışmalar devam ediyor. Oyun çok değerli benim için. Oyun devam ediyor. Üstüne pek çok koya koya gidebileceğine eminim ya. Yani tanıdığım yaşayan bir hikaye çok, zaten bu. Yani her yerde bir şeyler çıkıyor. Zaman zaman değişiklikler oluyor. Hayır geniş bir bakış açım var senin. Yani bunu görüyorum. Evet. Bir de yaşadığın, girip çıktığın insanlar bir bürokratlar. İşte tavana iniyorsun mesela vatandaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. İçeceksin yani. Olması gereken bazen siyasette büyük, sensin bence biliyor musun? Bazen yani, büyük şoklar yaşıyorum. Seni mecliste görmeyi de isterdim yani. Ben sokaktayım, işte kahvedeyim, mahalledeyim, esnaflayım, halklayım. Evet. Ondan sonra yukarı çıktığım zaman hani onlar biraz daha yukarıdalar yani ya. Yani öyle diyelim. Yukarı yani çıktığım alışmış. Zaman ben orada büyük şoklar yaşıyorum. Yani. Kimisi der ki ay ben işte aşağılara indim de şok yaşadım falan. Evet. Ay ben yukarı çıktığımda büyük şoklar yaşıyorum. Ya ne diyeyim ya. Neyse, üzücü olan kısım da orası zaten. Üzücü olan kısım da o. Mesela ben hep mesela dile getirmeye çalıştığım en incesinden bir şey var ya. Yani bizim mesela en azından bizim için yapılan çalışmaların içerisinde engelli olması lazım. Evet. Yani bunu ben bu en büyük ön güzel örneğini de burada 19 Mayıs Üniversitesi'nden gördüm. Rektörlüğün yapmış olduğu bir çalışma vardı mesela. Sağ olsun orada da Profesör Doktor Sevil Han Mennan var. Kendisine saygılarımı iletiyorum. Bir de orada çok değerli bir öğrenci var. Görme engelli kendisi Ahmet Tafir Aslan. Ya ikisi bir eli vermiş, el ele vermişler. Bir taraftan yaptırın, bir taraftan da Ahmet de görme engelli olarak böyle olması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor diye. Yani el ucunu tutmuşlar, el ele vermişler. Gerçekten 19 Mayıs Üniversitesi'nde çok değerli atılımları var. Tebrik ediyorum. Konusunda. Yani Samsun o anlamda... Yolları değiştirmişler. Yani nasıl anlatayım sana mesela müzik bölümünde görme engellilere şey açılmış. Kadro ne diyor? Kadro diyorum hani yani buraya yazıp kazanırsınız. Öğrenci 12 kişilik bir kontenjan öğrenci açılmış. Öğrenci olarak alıyor. Evet 9 kişi de şu an okuyor yani. Girmiş diye duydum en son Ahmet'ten. Yani böyle olunca bakın işler ne kadar yoluna giriyor. Engellerin hayatında iş olmazsa... Eğitim olmazsa, sokağa çıkamazlarsa, yani yerel yönetim hizmeti olmazsa hiçbir şey olmaz. O zaman evde kapalı kalırsınız. Yani. O anlamda Karadeniz zor bir coğrafya ama ben tekrar buradan Karadeniz'in yerel yöneticilerini de genel olarak tebrik ediyorum. Çok güzel bir yerde kalıyorsun yani, değil mi? Yani onun konuda hemfikir miyiz? Evet. Mavi ışıklar çok güzel. Çok güzel düşünülmüş ve kesinlikle. Türkiye'deki ilk örneklerden bir tanesi. Belki çok fazla benzeri de yok. Benzeri yok, yok gibi biliyorum. Anlamda, yani örnek alınması gereken bir yer olduğunu söylüyorum. Bu anlamda tabii yerel yöneticilere her zaman çok teşekkür etmek lazım. Tabii ki. Çünkü bu konuya samimi ve duyarlı bakan, ciddi bakan bu işe insanlar her zaman güzel işler yapıyorlar. Ya o olayın içerisinde olduğu yapım aşamasında ben mesela Sayın Necmi Çamaş var mesela, Yusuf Ziya Yılmaz. Onlardan aldığım mesela işte bizim sağ olsun arkadaşlardan duyduğum, gidip de gördüğüm mesela. Yani o kadar profesyonelce çalıştılar ki orası yapılırken. Yani ne bileyim yani o duşların boylarını düşün.
Yani tekerlekli sandalyeler, her şey standartlara, engelli standartlarına uygun. Ve çalışan, çalışanlar da canı gönülden çalışıyor. Orada sanki diyorum ya, bunlar öyle bir gülüyorlar ki sana, sanki aylık 5000 dolar maaş alıyormuş gibi geliyor sana. Evet. Koştura koştura gelip çalışmalar yardımcı. Yani bunları ben her zaman söylüyorum. Mesela seninle aynıyız. Bir omurilik felci olarak mesela su bizi çok rahatlatıyor. Beni öyle mesela. Evet. Ya ben denize girdiğim zaman yani bir kendimi buluyorum yani. Şu durumu rahatlıyorum yemin ederim. Herkes gün, için öyle demesin. Herkes için de öyle. Bir rehabilitasyon diyoruz ya işte. Ya orada sanki ne bileyim ya, böyle bir şeye geliyorsun ya. Hani öldüğümde huriler bunlar mı falan. Allah razı olsun hepsinden yani. Gerçekten çok özeller ya. Evet. Gerçekten. Onun için de yerel yönetimler. Bu işe birilerinin böyle öne ayak olması lazım, destek olması lazım. Bu örneklerin artması lazım ülkemizde. Medeni bir hayata ancak böyle kavuşabiliriz. Tabii. Yani senin müzikle de aran iyi değil mi? Yani seviyorum müziği. Gitar çalıyorsun birkaç kere gördüğümde işte, zurna çalıyordun herhalde fotoğrafını gördüm. Klarnet. Çoban mıydın? Klarnet çalmaya çalıştım. Boyunu buldun, laptop dedin de. Güzel bir pozdu yalnız gerçekten. Evet, geçenlerde burada yayladaydık. Evet. Yalnız etraftaki bütün hayvanlar kaçıştılar yani, yazık onlara. Hani doğaya vallahi biraz zarar verdim. Vallahi bir şey diyemeyeceğim, onu da almış olman iyi oldu yani. Doğaya zarar verdim ama biraz kusura bakmasın. Sanmıyorum ya, onlar işte... Aşina olmadıkları bir sesten dolayı olayı tartmaya gitmişlerdir. Yoksa bir sen ikinci gidişinde emin ol geleceklerdir, tamamdır diyeceklerdir. Yani müziği amatör anlamda seviyorum. İyi bir dinleyiciyim. Dinleme kısmında daha fazla varım. Evet. Biraz işte bir şeyler de yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler tıngırdatmaya çalışıyorum. En azından el atmış olman da iyi ya. Gerçekten. Keyifli mi? Rahatlatıcı bir şey müzik. Olmaz mı canım ya? Hele bizim gibi böyle devamlı sıkıntılar. Ben mesela uzun yol gitmeyi de çok seviyorum otomobille. Müziksiz gidemem asla. Yani araba kullanırken gitar çalıyorum deme. Yok, dinliyorum o kadar değil. Sadece dinliyorum. Ha, tamam. Sadece bir de onu yapıyorsan yani. Yani tamamdır diyecektim yani. Güzel türkülerle yolları gidiyorum. Evet. Vallahi yolun bahtın da açık olsun. Yalnız programın da sonuna geldik biliyor musun? Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bilmiyorum yani ama. Burada olmak çok şey mutluluk vericiydi. Daha konuşacak çok şey var. İleride inşallah yine konuşuruz. İleride dönüşünü artık ya da bir ama, şekilde denk geldiğinde... Bence çok güzeldi. Su gibi geçti. Anlamadım. Teşekkür ederim ya. Geçti. Umarım bunu senden duymak umarım güzel. Umarım izleyicilerimiz de keyif almışlardır. Tahmin ediyorum almışlardır. Yani bir Erman Erman'a kolay kolay yani, haber aksa gelmiyor. Biz bir ara unuttuk. Yani hani kameraları da unuttuk. olsun ya. Yani burada beraber sohbet ediyoruz. Kesinlikle işte. Ben de öyle düşünüyorum ama ben müthiş keyif aldım. Yani en azından içim açıldı. Öyle diyebilirim. Ben teşekkür ederim. Yani katıldığın için teşekkür ederim. Ya zaten başarılısın, başarılı devam diyorum. Sana sağlık diliyorum. Bir, ya. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sana işte. Sağlık diliyorum sadece. Yani en azından. Teşekkür ederim. Sağ ol. Her şeyin başı o. Teşekkür sağlık ederim. Zaten hepimiz için. Sevgili seyirciler, bu hafta da Haber Aks'ta Engelsizsiniz programı sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.